satış merkezlerindeki gözlemlerin? Pelin Aslan, alışveriş merkezlerine girerken artık karşımızda yeni bir tedbir daha var. HES kodlarıyla birlikte artık alışveriş merkezlerine giriş yapacağız. Çünkü bundan önceki alınan tedbirlerde alışveriş merkezlerine maskelerle giriyorduk. Sosyal mesafeye uyarak giriyorduk. Ateş ölçümleriyle giriyorduk. Ama artık HES kodları da bu tedbirlere eklendi. Hemen şöyle HES kodunun uygulandığı AVM'lerden birinin önündeyiz bizler de. Girişte AVM'yi ziyaret edenler için bir bilgilendirme notu da yer alıyor. HES kodlu kontrolü yapılmak bilgisiyle birlikte insanlar girişlerini yapıyorlar. Daha önceden dediğimiz gibi sosyal mesafenin korunması için sarı çizgiler yerleştirilmişti. Belirli bir sayıda kişi içeriye giriş yapılıyordu. HES kodlarıyla girişte de yine aynı kurallar geçerli. Sosyal mesafe korunuyor. HES kodlarıyla giriş yaparken de yine mümkün olduğunca ateş ölçümleriyle sosyal mesafeyi koruyarak giriş yapılıyor. Hemen şöyle bir uygulamayı da göstermek istiyorum sizlere. HES koduyla giriş nasıl olacak? Hayat Eve Sığar uygulamasını indirerek Sağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar uygulamasından HES kodlarım kısmına geldiğinizde burada her kişinin bir HES kodu var ve o çıkıyor. Oradan kare kodu açabilirsiniz ya da oradaki kodu yine okuyarak gösterebilirsiniz. Güvenlik görevlileri burada o kodu sorgulayarlar ve eğer bu şekilde yeşil bir ibare çıkıyorsa girebilirsiniz. Ama kırmızı çıktıysa kare kodunuzu okuttuktan sonra AVM'ye giriş yapamayacaksınız. Çünkü bu temaslı olabileceğiniz, COVID tehlikesi taşıyabileceğiniz anlamına geliyor. Dediğimiz gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün açıklamıştı. Aslında uygulama akşam itibariyle geçerli olmak zorunda ama İstanbul'da çoktan AVM'ler HES kodu uygulamasına geçtiler. Şimdi yanımızda alışveriş merkezinin yönetim direktörü de var. Efendim öncelikle Oğuz Asıgölli'ye hoş geldiniz diyoruz ve dediğimiz gibi HES kodu uygulamasına girildi. Bakıyoruz ateş ölçümleri devam ediyor. Peki başka yeni ne gibi tedbirler bekliyorsunuz? Nelere hazırlanıyorsunuz? Aslında ilk günden itibaren her şeye çok hazırlıklıydık. AVM'ler çok göz önünde oldu bu süreçte. Çünkü insanların bir araya geldiği ve tedbirlerin had safhada alınması gereken yerler olduğu için. Biz alıştığımız için yeni ek tedbirlere çok çabuk adapte olduk. Cuma akşamı aslında faaliyete geçiyor yeni alınan ek tedbirler. Biz bugünden başlattık. Kendi pandemi kurulumuz var. Biz bunları istişare ediyoruz ve anlık aksiyonlar veriyoruz. Gündemi takip ediyoruz, sektörü takip ediyoruz. Ne gerekirse yapıyoruz. İnsan sağlığı odak noktamızda. Dolayısıyla bu tedbirler... Tabii HES kodu haricinde gün ve saat kısıtlamaları ve yaş kısıtlamaları da geldi. Sektörü bunlar da etkileyecek mutlaka. Umarız kısa sürede bu alınan tedbirlerin sonuçları olumlu şekilde yansır ve tedbirler günden güne azalır. Ama şu an için daha fazla tedbir beklemiyoruz. Peki dediğimiz gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün bir açıklama yapmıştı ve AVM'lerde maksimum kişi sayısıyla da ilgili bir açıklaması oldu kendisinin. Şu an için belirli bir kişi sayısı var ama bunda bir değişikliğe gidilebilir mi? İlk genelgede 10 metrekareye bir kişi olabilecek şekilde ortak alanlar ve kiralanabilir alanlar da buna dahildi. Şimdi il ve ilçe hıfzı sağ kurulları tarafından bu sayının değiştirilebileceği ibaresi var. Muhtemelen içeride aynı anda olan kişi sayısını tespit ederek gerekli gördükleri takdirde değişiklik yapabilecekler. Çok teşekkür ediyoruz. Oğuz Asıgölli'nin belirttiği gibi yaş sınırlamaları var, saat sınırlamaları var. AVM'ler 8'de kapanmaya devam edecekler. Ama dediğimiz gibi hem hafta içi 9'da sokağa çıkma kısıtlamaları olacak. Hem yaş sınırlamaları dolayısıyla 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı insanların girişlerine izin verilmeyecek. HES kodu uygulaması AVM'lerde uygulanacak diyelim ve buradan aktaracaklarımızı tamamlayarak tekrar size stüdyoya dönelim. İlayda teşekkür ediyoruz. İlayda'dan söz aldık. Bu arada İlayda anlatırken konuyla konuşurken